Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün biraz heyecanlıyım açıkçası. Neyden diye soracak olursanız başlıktan da anladığınız üzere bugün kanalımızın birinci yılını kutluyoruz. Pü -pü 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 -pü. Benim için ilginç bir gün aslında çünkü çok fazla süre geç yani bir sene az değil ama nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamadım. Ya, kanal bana o kadar çok şey kattı ki hani çünkü bir de şöyle bir durum var iyi bir zaman geçirin zaman direkt zamanınızı nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bende de o durumu öyle oldu. Bu videoyu da hasta yapmak istemezdim ama biliyorsunuz ki yılbaşı günü ve onun üzerinden geçen beş gün üzeri olmak üzere hastayım. <laughs> Hala da hastayım. Azıcık fan sesim sıkıntılı. Soru cevap tarzı bir şey yapacağız. Eski videolarıma falan döneceğim böyle bakacağım biraz. O şekilde. Bakalım soru cevap olarak ne gelmiş bir sene oldu. 800 kaç tane video attım. Ona da bir bakayım abi. 800'lerde bir şeydi en son. Başlarda aynen 848. Başlarda abi K-pop'la başladık. Ondan sonra ee, beni biliyorsunuz zaten önceden de söyledim. Tekrar söyleyeyim. Ondan sonra dedim ki etrafa yayalım anladın mı? Çünkü K-pop Türkiye'de K-pop sektörü bayağı şey böyle tepki tepki üzerine falan bayağı küçük. Dedim ki yani diğer gruplara ve diğer böyle e, şarkıları falan da çekip hem kanalımız büyüsün, hem etkileşim büyüsün, hem de e, her şey çekmiş olurum ve onları da görmüş oluruz tarzında şey yaptım. Açıkçası bu yani işte dümdüz bu şekilde. Çünkü K-pop'ta tepki sektörü direkt izleyen sektör küçük bir sektör. O yüzden ben biraz daha böyle hani ana temelim zaten önceden de söyledim dediğim gibi. Ama bilmeyenler varsa diye böyle tekrar tekrar söyleyeyim. Büyük bir sektör hem yani büyük çektiğim videoların hepsi... zaten yani örnek vereyim günde 3 tane çekiyorsam 2 tanesi genellikle şey oluyor. K-pop üzerine oluyor. Gerek kalan mesela bir tanesi yabancı üzeri oluyor. Ana kitlemiz direkt ana hitap ettiğimiz yerde K-pop. Çok ufak bir yerde yeni çıkan yabancı şarkılar veya dışarıdan izlediğimiz farklı şarkılar. Öyle söyleyeyim. Genellikle ama K-pop. Öyle 843 tane video olmuş abi. Hatta ben şöyle bir şey yaptım. Eskiye falan gitmek istedim biraz. Şu şekle bakar mısın? Bu nedir abi? <laughs> bu videoyu ben bu arada böyle, şunu şöyle yan tarafa koyayım. Biraz canlı gibi oluyor ama e, en az 20 defa falan çekmiştindir. Ama yani samimi olduğumu düşünüyorum ki zaten siz de söylüyorsunuz. O yüzden böyle tamamen <laughs> yansıtmaya çalıştım. ya yani, çünkü Bektor zaten şu an bile ben izlesem nasıl şekilde olursa olsun fark etmiyor. Aynı tepkileri falan veriyorum zaten ama bu videoyu böyle var ya 30 defa 40 defa en az falan çekmişimdir. Çünkü şundan dolayı ilk defa çekiyorum ama hani doğru çektiğimi düşünüyorum. Aslında hiç doğru, doğru falan değil yani böyle baya baya saçma sapan bir işe dönüştü. Sesin falan bozuldu. Şuna bakar mısın? Ekran, kare, yarım, arka plan çok kötü. Zaten şu anda çok iyi değil ama hani nasıl desem Elinizde bir şey varsa veya ekstra bir şey kazanıyorsanız direkt onu şey yapabiliyorsunuz. İsmini söyleyeyim. E, nakite çevirebiliyorsunuz veya direkt yatırım yapabiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Ben şu an pek kazanmıyorum. Kazandım. Yani fiyatı falan söyleyebilirim aslında. 600-700 lira ortalama falan kazanıyorum maksimum. Maksimumdan kastım bir ara 1000 lira falan kazandım. Ama onun haricinde 500-700 arası falan gidiyor şu an. Çünkü e, tepki videoları zaten çoğu emiler falan böyle %90'a falan şey oluyor Telefon hakkı falan yoksa hiçbir şekilde bir şey paylaşamıyorsun paylaşamıyorsun toplam Hatta kazandım parayı da gösterin bu yasak falan değildir Umarım ya Ya bunu gösteren birkaç tane kanal vardı herhalde öyle görmüştüm sanırım bakayım bakayım bak toplam kazandığım para bu kadar hmm, açabiliyor muyum böyle toplam kazandım para bu kadar 4859 lira Toplam 843 videoda <laughs> bir sene boyunca. Öyle aslında direkt ya, benim olayım da para kazanmak değildi en başından aştığından itibaren. Ama ondan sonra dedim ki hani hem hobi olarak yapayım hem de ileride e, neden bir iş haline dönüş, ikinci bir iş haline dönüşmesin. Yani evde mesela örnek birim işten geliyorsun. Hem böyle eğlendiğin çünkü bir insan eğlendiği veya zevk aldığı bir şeyi yani bir de paraya dönüştürebiliyorsa o kişiden daha mutlu kişi yoktur. Bende de o şekilde aslında durum. Hem çok zevk aldım, eğlendim bir şey hem de ufak bir şekilde harçlık çıkıyor diyebilirim. Şu an öyle. Ee, kız arkadaşım yanında falan giderken mesela harçlık çıkıyor. Yemek falan yiyebiliyoruz ne bileyim. Ufak tefek bir şey alabiliyorsun bu durumlarla. Hatta ben bu parayla kız arkadaşıma şey almıştım. Ee, doğum günün doğum gününde direkt e, ee, Exo'nun Don't Fight Feeling albümünü almıştım. <laughs> i̇lk albüm, ilk, ilk, aldığım albüm bu bu arada. Direkt kız arkadaşın kimdir sorusu da var. Onun direkt cevabı da olsun bu. Aa, direkt kendisi de K-pop dinliyor. Exo, yani hem Stay hem Exo ama Exo, Exo tarafı hani biliyorsunuz belli bir süre geçtikten sonra hafif de olsa böyle biraz da olsa ne kadar tabi bu seviyesi falan sevgiye göre değişir. Ama genellikle İçerik ee, içerik çıkmayınca bir yerden sonra sevgi de azalabiliyor bazen. O yüzden şu an Stay tarafı daha baskın diyebiliyorum. Yani Stay sevgisi daha fazla diyebiliyorum. Ufaktan da ben sorulara geçeyim abi direkt buradan. Şöyle bir sorum. Hmm. ufak ben şuradan da bir sıkayım. K-pop'u ne zamandır dinliyorsun? Bu soruyu ben çok önceden fazlasıyla cevapladım ama yeni gelenler olacağı için tekrar cevaplayacağım abi. Şöyle bir durum var. Şunun çok ufak bir hikayesi var. 2008 mi 2009 zamanlarım ya tam hatırlamıyorum çok yani çok eskilik çünkü be, yani şu an 25 yaşındayım ben 13 sene öncesi falan kaç oluyor lan 1, 11 12 13 13 sene öncesi falan 12 yaşında falandım 13 yaşında mı oluyorum ben Aynen, 13 sene önce 12 yaşında falandım ee, halamın halamın şey var e, çocuğu var işte falan böyle şey dedi ablamlara böyle böyle bir dizi var alın izleyin çok güzel falan diye ablamları falan kardeşin işte bak bu arada biz bu soru da vardı. Bu soruyu da cevaplamış olayım. Full ailecek. Yani ablam ben. E, küçük kardeşim. O da 2001'li li olması lazım. Birli <laughs> olması Ablam da benden iki yaş <laughs> büyük. 2002'li miydi? 2002'liydi pardon. E, onlar da K-pop dinliyor. izliyor Öyle diyeyim. Abla küçük kardeşim hatta baya baya izliyor. Falan. Buralar böyle bir yatıştı yani. Yoksa çünkü eskiden çok dinliyordu. Şu anda çok dinliyorum. Eskiden böyle bayağı bir fandomundaydı. Ondan sonra e, K-pop'un biraz da cringe, cringe ve sıkıntılık bölümleri var biliyorsunuz. Böyle bayağı bir kafa yoran şeyleri var. Böyle insanın kafasına şişiren bir durumu var. Çok cringe ve e, kötü durumlar oluyor. Fanları biraz insanı soğutabilir. Hatta o durumu ben de çok yaşıyorum. Biliyorsunuz fan taraflarında bayağı bir e, sıkıntılı kısmı var. Her neyse Zoraki Prensi'ye bir dizi vardı. Onunla falan böyle izliyorduk. daha doğrusu ablamlar izleyecekti. Demişlerdi, demişlerdi ki hani gel sen de izle falan bak nasıl bir şeydi. Hani ben de biraz böyle başta şeyim böyle hani yok yani ne izleyeceğim falan böyle. Bir başladık böyle en sonunda kabul ettim falan ben izlemeye. İki günde bir günde mi diziyi bitirdik. O zamandan sonra ne olmuştu? Dirmaya falan başladık. Dirmaya falan geçtik. Dirmaya falan aslında ben direkt k falan başladım ki zaten şu an Eski, kanal açmadan önce K-drama daha çok izliyordum ben, K-pop'yı takip ediyordum ama kanal açtıktan sonra doğal olarak hani hem çekiyorum, hem yapıyorum falan hem çok daha çok işin içinde olduğum için ve daha çok sevgi gösterdiğim için, zaman yani zaman daha çok ayırdığım için daha olarak sevgimin boyutu da falan da yükselmişti. Boyutu falan da artıyor doğal olarak. Her neyse, nerede kalmıştım ben? Ha ondan sonra Ayu falan gördüm, Ayu benim aslında ilk gördüğüm kişiydi o zamandan beri zaten kaç senedir? Ay 15 yaşında şu olmuştu. 13-14 senedir debut yani. 13-14 sene çıkmıştı diye biliyorum. Her neyse işte oradan direkt gördün öyle gitti. Ondan sonra Shine, ondan sonra Super Junior falan. 2 n 1 biz o zamanlar hatta bunu söylememiz sebebi 2 1 falan diyorduk. Çünkü çocuğuz daha böyle Veleris falan böyle. Big Bang falan böyle bayağı bir yardırıyorduk. BAP falan zamanlara falan bayağıydı. Yani EXO zamanları falan. Ben EXO'nun çık çıktığı çıktıktan sonra bir hafta sonra falan mesela fark ettiğim zaman fark etmiştim. BTS'de de o şekilde. Hepsinin çıkışına falan denk gelmem aslında o zamanlar benim için normaldi. Neden normaldi? Çok büyük bir şey değildi. Şundan e, ya şu an mesela bir grup çıksa örnek vereyim. Bak bugün Trends'te bir grup çıkmış hatta bugün atıyorum videoyu. bu grubun mesela çıkmış olması var olması çok müthiş bir şey değil. Ama 5 sene sonra mesela çok popüler olursa mesela çok müthiş bir şey olarak gözükecek. Bendeki durum da o zaman o şekildeydi. Ee, normal bir şekilde falan izliyorduk ama ben şeyim böyle o zamanlar biraz daha biz deliydik böyle ne yapalım ne yapalım açalım mesela Şahin'in bir tane şey, e, süperci'nin bir tane şarkısı yani fark etmiyor o kadar zaman oldu ki şarkının hiçbirini hatırlamıyorum yani ne şarkısı var lan bir tanesine bakalım mesela Dur. Mr Simple falan mesela çok dans ederdik falan mesela böyle her neyse ee, Açardık gibi deli gibi üçümüz falan dans ederdik bizim için. Yani bu sorun içerisinde bu da şey de var bu arada. Alemin tepkisinden öyle de falan Alemin tepkisi <laughs> şey böyle hani tep tepki yok yani tepkisiz nasıl desem normal dinliyorum yani. yani gelip elimi içerisine bile dahil olmalılar yani. Onlara da gerekmez zaten. hani dinliyorum geçiyorum hani şey yok böyle. Bir şeyin varlığından haber yani Bahsetmezseniz veya konuşmazsınız ya. Bendeki durum da öyle yani öyle diyeyim ben size. <laughs> evet. Hiç şey yok yani. Biz böyle bir de ilk çıktığı zamanlar çok fazla bilinmiyordu yani. Hatta hiç bilmiyor gibi bir şeydi K-pop Türkiye'de. Dream Türk'te falan çıkardı falan. Biz böyle şey yapardık. Abla gel koş televizyondan çıktı falan böyle K-pop falan böyle. Ara sıra böyle K-pop şarkıları falan böyle yayınlanırdı böyle televizyonlarda falan. Çok hoşumuza giderdi ya. Bu arada tepkilerini çok seviyorum. Umarım daha yerlere gelirsin. İnşallah. <laughs> İnşallah. Çok sağ ol bir tane daha sonra Diyelim ki hayatının sonuna kadar bir grup dinleyeceksin. Bu grup hangisi olurdu? Wow. Oğlum böyle annem ve babam bu sorular çok sıkıntı ya. Hangi soru olurdu? Ee... Hangisi olurdu lan? Bilmiyorum ki valla. Valla dinlediğimi duruma göre bakacak olursak, bendeki etkinle bakacak olursak tekste olur galiba ya. Çünkü TXT'ye şarkıları falan bayağı bir aşk bak. teksi yanında bir iki tane alternatif koyayım. Enayip'im ve Strayk isterdim. K-pop'ta sana göre en iyi rapçi? Hmm, bana göre en iyi rapçi Jisung. Jisung bu Çakmin mi? Yine annemin babamın bu sorusu. Jisung ya. Ya yer ikisi de çok iyi ama çok sıkıntı. Jisung ya. En yetenekli bulduğum idol. Hmm, en yetenekli bulduğum idol. Şimdi. Vokali de çok iyi olacak. Rapi de çok iyi olacak. Dans da çok iyi olacak abi. Yoncun bence. En yetenekli bulduğum Yoncun. Çünkü rap konusunda çok iyi bayağı iyi ses falan bir ton olsun. Çok değişik bir ses tonu falan var ve sesle, sesin tonuyla falan rengiyle falan çok güzel oynayabiliyor. Dansı zaten müthiş ötesi. Vokali çok iyi. Alır anırız çok sağlam bir yani. Strikis yaptığın tepkiler çok hoşuma gidiyor. Kanalda daha çok sevk şey ağzı görürüz umarım. Öyle zaten. En ultra grubum zaten şu an Stray Kids. Görürüz yani. Bir soru daha. Kendini anlatır mısın? Yaş ilişki. Yaşım 25 e, ilişkim kız arkadaşım var 10 aydır çıkıyoruz yaklaşık 10-11 aydır mesleğim bir tane bizim tekel bayimiz var bir tane de küçük bir restoranımız var orayı işletiyorum onun haricinde mesleğin hedefin hedefim aslında çok böyle sıra dışı bir hedefim yok benim ya. Ben normal bir insanım yani öyle bazı insanların hedefleri olması falan gerekiyor. Benim öyle aslında pek hedefim yok. Aslında hedefim biraz daha böyle basit yani. Düzgün bir hayat yaşayıp karımla, çocuklarım falan olsun. Durum bu yani. Aslında çok fazla böyle değişikim veya çok farklı şeyim yok. Bir yurt dışı falan çıkmak isterim. isterim. Hani normal bir insanım aslında. Ya yani hedefin olması iyi mi kötü mü yani hedefin olmaması bu kadar iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum o tartışılır ama yani normal sıradan bir insanım ben hani normal bir şekilde normal normalleştiriyorum yani kendi hayatımı öyle diyeyim hani çok zaten böyle farklılık isteyen veya farklı şeyler yaşamak isteyen bir insan değilim yani. Şu an kanalımı mesela büyütmek istiyorum ileride falan böyle. onun haricinde çok değişik bir hedefim vesaire falan bir şey yok aslında. Şu anda köken aslında. 2021'de de yayınlanan sana göre en iyi şarkı. Şimdi bu şarkı durumları falan biraz garış Garışık çünkü ...dönemine göre şeyler var. 2021'in başında mesela bir şarkıyı çok sevmişimdir. Ortasında bir şarkıyı çok sevmişimdir. Sonunda bir şarkıyı çok sevmiştim. Ama bunun neye göre bozulursak şöyle daha iyi olur. Hangi durumlarda veya hangi şekilde... ...mesela 2021'in başında dinlediğim şarkı... hala çok dinliyor muyum o mesele. Bununla göz alırsak favor olur herhalde. Çünkü favor ...yani ilk zamanlardaki dinlediğim hissiyat... ...hala bana veriyor. Ki zaten şeyde de Spotify'da da o play işte en çok dinlediğiniz şarkılar falan bölümü oluyordu ya yani. bir ara falan yayınlamıştık. Hatta onu ben story'de falan paylaşmıştım. Orada Fever'dı benim. Bakayım. Ama text, yani Fever, Fever, diyelim artı olarak 3 tane şarkı ekleyecek olursak Love Song, Loser Lover Lover'u yok aynen o şey Ondan sonra anti derim yani. Vokalin en çok sevdiğin grup hangisi? Bunu kadının erkekliği olarak cevaplasam olur herhalde ya. Hmm. Vokalin en çok beğendim grup Mamamoo. Ama şarkılarını çok dinlemiyorum açıkçası. Niye dinlemiyorum ben de bilmiyorum. Yani yetenek olarak falan olacak, bakacak olursak Mamamoo'dur yani. Var mılar aslında? Bende var var. 2-3 tane şarkı var da daha fazla hani eklemiş eklemiş olmayı eklemiş olmayı unutmuş olabilirim. Şundan dolayı çünkü Mamumu bu sene pek aktif değildi açıkçası. Yani şarkıları falan böyle tinetlik bir durum yoktu ve hani biraz daha böyle şey vardı. Ee, nasıl desem çok fazla e, olmadığı için bende de o durum yaratmamış olabilir yani. Çünkü biraz daha böyle nasıl desem sosyal medyadan falan böyle etkileniyorsun. Hani şarkı çok tutulduğunda mesela o şekilde durum olsa belki bende de kafamda o şekilde yansıtacak. Ama direkt böyle olmadığı için de en çok yani işte vokalini çek sevdiğim grup hala Mamu diyebilirim yani. Dreamcatcher'ın Catcher'ın falan vokalleri de çok iyi bu arada. Bir de Espa var bu arada. iki de çok iyi. Bu biraz şey böyle yani. yani ortaya yanında mı? diyebilirim ama ama FIRST gelir ya ilk yer herhalde. En çok vokalini en çok sevdiğin erkek grubu diye soracak olursak da kendime abi NCT biraz NCT'deki çocuklar çok iyi ya vokalleri. Şarkıları böyle çok dinliyor muyum? Dinliyorum ama vokalleri çok güçlü ve çok güzel sesle çıkartabiliyorlar yani. Direkt duyunca falan böyle wow falan oluyorsun. Ee... Ama bunun yanında kimi koyarım mesela? TXT'yi koyarım. NIP'ni koyarım. Koyarım yani. Yani vokalleri iyi. Vokali en çok yani şarkın, şarkının şarkın aslında iyi olduğu anlamından değil. Direkt idolün aslında çıkardığı vokaline göre sevme durumları var burada. O yüzden en isterim galiba. Yani şarkı iyi mi falan sorusu değil aslında bu. En sevdiğin K-pop idol dancer bunu kızla erkekliği cevaplayacak olursak abi. Erkek dansır. Yani birisinin mesela T yokla mesela ee, böyle şeylerin danslarını falan sürekli açıp izlerim yani. Böyle bakarım sürekli olarak. Böyle sürekli olarak hani gözüm görmek ister anlatabiliyor muyum? Ama son zamanlarda böyle izlediğim olarak falan böyle Rocky biraz etkileyici bir dansır. Şundan dolayı Biraz böyle fazla esek Çok fazla esekliğin ortaya koyan şey yok. Erkek dansçı çok çünkü K-pop'ta. Ondan dolayı. Bir de bunun yanına Temin'i falan koyarım sanırım. Temin de çok iyi dansır çünkü. Onu da dans izlemek izlem çok hoşuna gidiyor. Yani açıp izlediklerimden bahsediyorum. Hani böyle baya baya izliyorum kendimi. Seviyorum yani. Öyle diyeyim. Hatta Temin. Temin. Taeyong. Ondan sonra Niki diyebilirim. Bir tane de soru gelmiş. Ben bu soruyu cevaplamışım ama tekrar söyleyeyim. Ee, Exo Grove izledim mi falan diye. Dedim ki bunun çıkışından beri biliyorum. Öyle yani. Exo'yu. Mama'dan beri. Ee, en sevdiğim kadın grup şarkısı. Ee, bu sene kim oldu? Hmm. Hmm. Kim oldu lan bu sene? Bak Sevi çok güzeldi. Savage ile loko çok iyiydi ya. İkisini, biri, ikisinden birini seçemem galiba öyle gözüküyor. Erkeklerde ise ne, ne diyebilirim abi? Ee, en erkeklerde ee, bunu söylemiştim zaten ya aslında aynı. Söylemiş miydim lan bunu? Evet söylemiştim. Başka soru yok. <laughs> Bu sınavlardan dolayı falan herhalde pek yazılmamış diye düşünüyorum. Yazılmamış diye düşünüyorum. Ondan dolayı. O yüzden öyle. Evet şöyle bir bakıyorum tekrar görebileceğim bir şey var mı? 2022'de olmasını istediğin en çok şey nedir? Ee, ya çok ekstra bir isteğim yok aslında. Herkesin hayatı iyi geçsin. Her şey düzelsin. Normal sağlıklı ve huzurlu geçirelim. Ya. Yani farklı bir şeyim yok aslında. Öyle. Neyse. Hmm. dakika. Bu soruyu cevaplamalı mıyım bilmiyorum. Nasıl kızdan hoşlanırsın? Şu an aslında hoşlandığım kızdan çıkıyorum zaten. Hoşlanabileceğim bir kızdan çıkıyorum. Ee, nasıl özellikleri var diye soracak olursak onun üzerinden gidecek olursa. K-pop takip etmesi hoş bir şey ama tabii bu birisiyle çıkmanın direkt Başlı temel olması saçma olur. K-pop fan takip ediyor zaten. O da yıllardır takip ediyor. Ee, ya ben biraz daha böyle şey nasıl desem özgürlük açısından özgür olmak sevgi açısından sevgi aslında böyle bütün temel düzeyleri gerçekleştirebilen bir şey. Hani yok cool olması veya güzel olması bir şey havalı olması falan hani hiçbir şey bunların önemi yok aslında durum şu şekilde düz bir şekilde ilerliyor sevgi göstersin. Biraz klişe ama durumlar bundan ibaret aslında. Başka bir şey olmasına gerek yok ki. Sevgi göstersin. Ee, seni anlayışla karşılasın. Özgür olmanı e, öz, yani şöyle, baskıcı olmasın. Baskıcı insanlar var biliyorsun. Biliyorsunuz baskıcı insan olmak iyi bir şey değil. Saygı göstersin. Bunlar aslında temel şeyler yani. Temel sevgi şeyleri yani kurallara ve sayılacak bir sürü şey. Böyle. Neyse abi videonun sonu diyelim. Dediğim gibi birinci yılımızı kutlamış olduk. Ufak çap bir şeyler yaptım ne bileyim. Çünkü bu aralar sıkışık oldum, şimdi hasta olduğum için bir şey hazırlayamadım. Böyle bir şey oldu. Ee, i̇kinci yılda <laughs> inşallah öyle bir şey olursa ikinci yılda şey yaparız. Daha iyisini yaparız. Bu arada en sevdiğin erkek idol dansır diye olmuş. Orada kadın dansır diye ekleyecek olursak abi kadınlarda en iyi dansçı olarak görebileceğim. Bu arada erkeklerde de Show Toro'yu da ekleyebilirim bu arada. Toro falan bayağı iyi. Kadınları kim ekleyebiliriz abi? Ruiji'nin mesela dans etmesi çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim bu arada. Hani en iyi olarak falan diye şey almasın. En sevdiğim. Rui'cinin çok iyi. Yani dans etmesi çok hoşuma gidiyor. Jenny'nin de mesela öyle. Onun haricinde bakacak olursak. Winter'ın da o şekilde dans etmesi falan çok hoşuma gidiyor. Öyle abi. Kendinize bakıyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.